Merhaba, ben Yusuf Hocam. Bugünkü dersimizde bir tanıtım dersi. Türk İslam Devletleri'nin kültür ve medeniyetten bahsedeceğiz. Devlet yönetimi. Öncelikle devlet yönetimi dediğimiz zaman ilk Türklerden itibaren bunu getirdiğimiz takdirde şu tür ifadeleri kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi İslam dünyasında kut anlayışı ve ülkenin hanedan ortak malı sayılması geleneği devam etmiştir. Kut nedir? Kut, gök tanrının vermiş olduğu yetki ve yetenektir. Kime verir? Hakan ve ailesine verir. Yine bu Türk İslam Devletleri'ne devam etmiş. Osmanlı'da devam etmiş. Günümüzde de bazen devamlılığını görmek mümkündür. Öyleyse tekrarlarsak, öncelikle İslamiyet öncesinde kut anlayışı var mı? Var. Türk İslam Devletleri'nde kut anlayışı var mı? Var. Osmanlı'da kut anlayışı var mı? Var. Sadece bunun dışında kalacak olan devlet Memlüklerdir. Yine İslam öncesi olduğu gibi belli bir veraset anlayışı yoktur. Devlet, hanedan ve ailesinin ortak malıdır. İlk Türklerde devlet kimin malıdır? Hanedan ve ailesinin ortak malıdır. Türk İslam Devletleri'nde kimin malıdır? Hanedan ve ailesinin ortak malıdır. Osmanlı'da kimin malıdır? Hanedan ve ailesinin ortak malıdır. Kime kadar? 1. Murat'a kadar. 1. Murat'la beraber devlet padişahın ve oğullarının olmuş. Fatih ile beraber devlet sadece padişahındır. Demek ki Fatih Sultan Mehmet Han, Türk İslam Devletleri'nde ve Türk Devletleri'nde merkezi otoritenin en güçlü olduğu dönemde yaşayan padişahtır. Öyleyse tekrarlarsak, kut nedir? Gök Tanrı'nın vermiş olduğu yetki ve yetenektir. Kime verir? Hakan ve ailesine verir. İlk Türkiye'de kut anlayışı var mı? Var. Türk İslam Devletleri'nde kut anlayışı var mı? Var. Osmanlı'da var mı? Var. Sadece bunun dışında kim kalıyor? Memlükler kalıyor. Peki ilk Türkiye'de devlet kimin malıydı? Hakan ve ailesinin ortak malıydı. Kut anlayışı var mıydı? Vardı. Türk İslam Devleti de var mı? Aynen devam etmiş. Karahanlılar'da Han, Hakan, Kaan, İlik gibi ünvanlar hükümdarlar için kullanılmış. Öyleyse tekrarlarsak, ilk Türklerde Hakan ve Hakan'a verilen ünvanlar nelerdir? Hakan, Kaan, Han, Şanyu, Tanyu, İdikut, İlteber, İlteriş'tir. Yine ilk Türk İslam Devleti olan Karahanlılar'da hangi ünvanlar kullanılmış? Han, Hakan, Kaan, İlik ünvanları kullanılmış. Demek ki Karahanlılar göreceğiz daha sonra konularımıza devam edecek. Karahanlılar İslamiyet'i kabul etmesine rağmen hem devlet yönetiminde, hem orduda, hem sosyal hayatta Türk kültür, örf ve adetini aynen devam ettirmişlerdir. Peki İslamiyet'le birlikte hangi ünvanlar kullanılmaya başlanacak? Sultan, Melik, Emir, Şah gibi ünvanlar kullanılmaya başlanmıştır. Peki diğer ünvanlar kullanılmaya devam ediyor mu? Ediyor. Fakat İslamiyet'ten önce ne yoktur? Sultan, Melik, Emir, Şah gibi ünvanlar kullanılmamıştır. Peki tarihte ilk defa sultan ünvanı kullanan Türk İslam hükümdarı kimdir? Gazneli Mahmud'dur. Büyük Selçuklu'da kim kullanmış? Tuğrul Bey. Osmanlı'da kim kullanacak? 1. Murat. Peki Memlükler'de kim kullanılacak? Memlükler'de kullanan da Sultan Baybars'tır. Tekrarlarsak, Sultan ünvanı ilk kez kim kullanmış? Gazneli Mahmud. Büyük Selçuklular'da Tuğrul Bey, Memlükler'de Baybars, Osmanlı'da 1. Murat tarafından kullanılmıştır. Yine de baktığımız zaman ilk Türklerde devletin idare edildiği en üst düzey organ adı kurultaydı. Peki Türk İslam Devletleri'nde devletin yönetildiği en üst düzey organın adı nedir? Divan-ı Saltanat. Diğer ismiyle Divan-ı Ala'dır. Peki Osmanlı'da bunun adı ne olacaktır? Divan-ı Hümayun. Günümüzde ne olacak? Bakanlar Kurulu. Tekrarlarsak, ilk Türklerde bunun adı neydi? Kurultay. Türk İslam Devletleri'nde Divan-ı Saltanat ya da Divan-ı Ala. Osmanlı'da Divan-ı Hümayun. Günümüzde Bakanlar Kurulu. Peki şimdi bakıyoruz. Devlet yönetiminde Büyük Divan'a bağlı olan ikinci derece divanlar vardır. Bunlar hangisi? Bunu sırasıyla saymak gerekiyor. Tuğra Divanı, İstifa Divanı, Arz Divanı, İşraf Divanı, İnşa Divanı, Pervaneci Divanı. Hangileriymiş? İsimlerini tekrar saymak gerekecek. Tuğra, İstifa, Arz, İşraf, İnşa, Pervane. Hangileri? Tuğra, İstifa, Arz, İşraf, İnşa, Pervane. Peki Tuğra Divan ne iş yapar? Yazışmalara bakar. İstifa Divan ne iş yapar?
mali işlere bakar. İşraf divanını iş yapar. Askeri ve hukuk işleri haricinde her şeyi denetler. İnşaat divanını iş yapar. Atama ve tayinlere bakar. Pervaneci divanını iş yapar. Toprakları dağıtır. Peki buraya baktığımız zaman, buraya kadar işlediğimiz konuları şöyle tekrarlarsak. Öncelikle devlet yönetiminde en üst düzey organ adı neydi? Türk İstanbullarında divanı saltanat ya da divanı ala. Peki bunun alt divanları nelerdir? Arz, inşa, istifa, işraf, pervane divan olarak karşımıza çıkacaktır. Peki Tuğra divan ne iş yapardı? Yazışmalara bakar. İstifa divan ne iş yapar? Mali işlere bakar. Arz divan ne iş yapar? Ordunun ihtiyaçlarını karşılar. İşraf divan ne iş yapar? Askeri ve hukuk işleri haricinde her şeyi denetler. İnşaat divan ne iş yapar? Atama ve tayinlere bakar. Pervane divan ne iş yapar? Toprakları, dirlikleri dağıtır. Yine bunun dışında eğer hükümdar başkentin dışına gittiyse yerine bir vekil bırakır. Vekillere biz naip deriz. Naiplerin yani vezirlerin günümüzdeki başbakan olarak düşünürsek bunların topladığı divana niyabeti saltanat ya da niyabet divanı denir. Büyük Selçuklu'da divan teşkilatını ilk kez Melikşah döneminde Nizamülmülk kurmuştur. Peki şöyle baktığımız zaman tekrar edersek buraya kadar. Öncelikle ilk Türklerde divanın adı neydi? Kurultay. Türk İslam devletlerinde divanı saltanat, divanı ala, divanı ali. Osmanlı'da divan-ı hümayun, günümüzde bakanlar kurulu. Peki divan saltanat alt divanlar neydi? Arz, inşa, istifa, tura, işraf, pervane. Peki bunun haricinde hükümdar şehir dışına, büyük başkentin dışına çıktığı vakit yerine kim bırakıyor? Bir vekil bırakıyor. Peki bu vekilin adı ne? Naip. Yani vezir. Günümüzdeki başbakan. Bunun topladığı divanın adı nedir? Niyabeti. Demek ki divan işrafın temsilcisinin adı neydi? Müşrif. Ne iş yapıyordu? Askeri ve hukuk işleri haricinde her şeyi denetler. Peki divan arz ne iş yapardı? Askeri işlere bakardı. Ordunun ihtiyaçlarını karşılardı. Bunun temsilcisinin adı arızdır. Peki bununla beraber kadı leşker. Kadı leşker ne iş yapar? Askeri davalara bakar. Emiri dağıt. Emiri dağıt ne iş yapar? Örfi hukuka bakar. Ancak çok önemli bir nokta arkadaşlar. Emir dağıtlar divanı saltanata üye değildir. Neden üye değildir? Hukuk siyasallaşmasın diye üye olmazlar. Peki ilk Türklerde baktığımız zaman kurultaya kim üye değildir? Din adamları. Din adamların adı neydi? Hepimizin bildiği ortak isimler Kam, Şaman, Baksı'dır. Peki bunlar niye üye değillerdi? Çünkü dini bir otorite altına kurultayı almak istememişlerdir. Peki Türk İslam Devletleri Divanı'na kim üye değildir? Emiri Dağıt. Niye üye değildir? Hukuk siyasallaşmasın diye üye değildir. Peki ilk Türk devletlerinde devletin yönetim merkezi neresiydi? Otağı. Peki Türk İslam devletlerinde devletin yönetim merkezi neresidir? Saraydır. Sarayda işlerin yürütülmesinden sorumlu görevlerin en önemlisi devlet yöneticileri ve halkın hükümdarla olan bağlantısını sağlayan haciptir. Hacibin Türk İslam devletlerinde ismine baktığımız zaman özellikle Karahanlı'da buna Tayangu deriz. Peki en önemli hacip kimdir? Yusuf Has haciptir. Peki baş hacip kimdir? Hacibül Hüccab olarak karşımıza çıkacaktır. Peki tekrarlayalım. İlk Türk İslam Devletleri Devletin Yönetim Merkezi neresiymiş? Saray. Peki sarayda halk ile hükümdar arasında bağlantıyı sağlayan en önemli görevli kimdir? Haciptir. Haciplerin Karahanlı'daki adı nedir? Tayangudur. Baş hacip kimdir? Hacibül Hüccab ya da Has Hacip olarak karşımıza çıkacaktır. Kimmiş? Hacibül Hüccab ya da Baş Hacip. En ünlü hacip kimdir? Yusuf Has Hacip'tir. Şimdi diğer görevlere baktığımız zaman çok önemli görevliler karşımıza çıkacak arkadaşlar. 1. Alemdar. Alemdarlar ne iş yapacaklar? Savaşlarda bayrak ya da sancak taşırlar. Camedar. Hükümdarın elbiselerinden sorumludur. Emiri candar. Saray muhafızlarının komutanıdır. Hansalar. Aşçıbaşıdır. Vekili has.
Saraya ait işlerle ilgilenir. Hares emiri çok önemli arkadaşlar. Buranın altını sıkı sıkıya çizmek gerekiyor. Hares emiri suçluları devlete karşı suç işlerini yakalayan kişilerdir. İslam tarihinde ve Türk İslam devletlerinde Hares emiri önemli bir yer taşımaktadır. Peki bakıyoruz muhtesip ne iş yapar? Hesap kitap işleri aynı zamanda belediye işlerine bakar. Subaşılar asayişle ilgilenir. Yine çok önemli bir nokta. İlk Türk devletlerinde subaşı dediğimiz vakit aklımıza komutan gelir. Ancak Türk İslam devletlerinde subaşı dediğimiz vakit aklımıza gelecek olan güvenlikten sorumlu kişidir. Peki Dividdar ne iş yapar? Yazışmalar yapar. Emir Ahur ne iş yapar? Ahırdan, atlardan sorumludur. Emir Alem yine tekrarladığımız zaman Alemdar'la aynı iş yapacaktır. Savaşlarda bayrak ve sancak taşıyacaktır. Emiri Candar güvenlikten sorumlu sarayın muhafızıdır. Çeşnigir tadıcılardır arkadaşlar. Emir Hares tekrarlarsak neydi? Devlete karşı suç işleyenleri yakalayan görevliydi. Emir-i Şikar, hükümdarın av işlerinden sorumludur. Kıssadar, dilekçeleri kabul eder ve hükümdara ulaştırır. Serhenk, tören ve yolculuklarda yol düzenini sağlayan kişidir. Şaraptar, hükümdarın içkilerinden sorumludur. Taşlar, sarayın temizliğinden sorumludur. Öyleyse tekrarlamak gerekiyorsa, ta baştan başlayalım arkadaşlar. Neydi bir defa? Alt divanların görevlileriydi. Divan-ı Arz'ın görevlisi kimdi? Arız. Divan-ı İnşan'ın görevlisi kimdi? Münşi. Divan-ı İşraf'ın görevlisi kim? Müşrif. Divan-ı Tuğra'nın görevlisi kim? Tuğracı. Peki Divan-ı Pervane'nin görevlisi kimdir? Pervaneci. Bununla beraber Kadı Leşker ne iş yapardı? Askeri davalara bakardı. Emir-i Dağıt ne iş yapardı? Hukuktan sorumluydu. Özellikle örfi hukuktan. Peki Emir Dağıtlar Divanı Saltanat'a üye miydi? Değildi. Neden değildi arkadaşlar? Çünkü hukuk siyasallaşmasın istenilmişti. Peki diğer görevlilerde baktığımız zaman en önemli saray görevlisi hangisidir? Tayangu. Yani diğer ismiyle Hacip'tir. En ünlü Hacip Türk İslam tarihinde kimdir? Yusuf Has Hacip'tir. Bunların Haciplerin başındaki kimdir? Has Hacip ya da Hacibil Hüccap'tır. Peki Alemdar ne iş yapardı? Alemdar bayrakları ve sancakları taşırdı. Camedar hükümdarın elbiselerinden sorumluydu. Emir Candar saray muhafızlarının komutanıydı. Hansalar ahçıbaşıydı. Vekili Has saraya ait işlerle ilgileniyordu. Hares emiri suçluları tutuklayan insanlardı. Muhtesip hesap kitap işleri ve belediye işlerinden sorumluydu. Subaşılar güvenlikten sorumluydu. Hatırlayalım, subaşılar ilk Türklerde sadece komutandır. Türk İslam devletlerinde güvenlikten sorumlu kişidir. Divitlar yazışmalar yapar. Emir Ahur hükümdarın atlarından sorumlu. Emir Alem bayraklardan sorumlu. Emir Candar çok önemli bizim için arkadaşlar. Saray muhafızlarının komutanıydı. Çeşnigir tadıcılardır. Hükümdar bir yemek yerken öncelikle kendileri tadarlar ki hükümdar zehirlenmesin diye. Emir Hares suçlular yakalayan kişiydi. Emir Şikar av işlerinden sorumludur. Kıssadar dilekçeleri kabul edip hükümdara ulaştırır. Serhenk tören ve yolculuklarda düzeni sağlayan kişidir. Şaraptar hükümdarın içlerinden sorumlu kişidir. Taşdar ya da avdar hükümdarın temizliğinden sorumlu, sarayın temizliğinden sorumlu kişidir. Peki, devlet yönetimine baktığımız zaman yine posta işleri nerede görüşülür? Divanı Berit'te görüşülür. Şöyle bir geriye dönersek, ilk defa Türklerde posta örgütünü kuran Türk devleti kimdir? Göktürklerdir. Peki, İslam tarihinde postayı ilk defa resmi olarak kuran kimdir? Hazreti Ömer'dir. Peki, Türk İslam devletlerinde posta işleri nerede görüşülür? Divanı Berit'te görüşülür. Ve burada postacıya biz ne deriz? Ulak deriz. Bir ülkede eğer posta sağlam bir iş yapıyorsa, yollar var ise merkezi otorite güçlüdür. Haberleşme yok ise, yollar yok ise ya da düzensiz ise merkezi otorite zayıftır arkadaşlar. Şimdi geldik hükümdarın çocuklarına. Yine ilk Türklerden başlamak gerekiyor.
basamakladığımız takdirde unutma oranımız daha düşük olacaktır. İlk Türklerde hükümdarın çocuklarına ne isim verilir? Higin ya da Tekin denilir. Bunların hocalarına ataman deriz. Türk İslam devletlerinde hükümdarın çocuklarına melik ya da şıhne denilir. Hocalarına atabey denilir. Osmanlı'da hükümdarın çocuklarına şehzade ya da çelebi denilir. Hocalarına lala denilir. Hemen tekrarlarsak ilk Türkiye'de çocukların ismi neydi arkadaşlar? Tigin ya da Tekin. Hocaların adı ataman. Türk İslam devletlerinde çocukların adı neydi? Melik ya da şıhne. Hocaların adı atabey. Osmanlı'da çocukların adı neydi? Şehzade ya da çelebi. Hocaların adı nedir? Lala'dır arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yani çok önemli. Melikler eyaletlere yönetici olarak gönderilirler. Ama gönderilirken bir takım yetkileri kısıtlanıyor. Meliklerin ya da hükümdar ailesinden birinin eyaletlere yönetici olarak gönderildiği vakit kullandığı isim şıhnedir. Yani şıhne normalde çocuklara verilen bir isim değildir. Ancak eğer bir yönetici olarak illere vali olarak tayin edilirlerse o zaman kullandıkları isim şıhnedir. Peki, baktığımız zaman bunların yetkileri kısıtlanıyor. Ne yapılıyor kısıtlamak için? Komşu devletlere savaş yapamazlar. Yani savaşa ve barışa karar veremiyorlar. 2. Komşu devletlere barış antlaşması imzalayamazlar. 3. Kendi adına para bastıramazlar. Çünkü kendi adına para bastırmak demek hükümdarlık ilan etmek demektir. Bu da merkezi otoriteye karşı çıkmak demektir. Şimdi nota baktığımız zaman arkadaşlar bu kısaltmaların temel nedeni merkezi otoriteyi kısıtlamanın temel nedeni merkezi otoriteyi sağlamaktır. Peki merkezi otorite dediğim zaman hemen geçmişe dönmenizi istiyorum. Şöyle bakalım. İlk Türklerde merkezi otorite güçlü müdür? Değildir. Neden değildir? Doğu ve Batı diye ayrılmıştır. Peki ilk Türklerde devlet kimin malıydı? Hakan'ın ve ailesinin ortak malıydı. Peki Türk İslam devletlerine kim malıydı? Hakan'ın ve ailesinin ortak malıydı. Osmanlı'da kimin malıydı? Hakan'ın ve ailesinin ortak malıydı. Hakan'ın ve ailesinin ortak malı olması demek hepsinin hükümdarlık iddia etmesi demektir. Bu iddiada bulunabiliyorlarsa merkezi otorite zayıflıyor demektir. İşte bu yüzden meliklerin yetkileri kısıtlanmıştır. Amaç merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Yine meliklerin haricinde eyaletlere görevli olarak gönderilen insanlar vardır. Bunlara biz ne diyoruz? Amil ya da amitler. Amitler kimlerdir? Vilayetlerde yönetimden sorumlu sivil görevlilerdir. Amiller kimlerdir? Vergilerin toplanmasından sorumlu görevlilerdir. Şimdi buraya kadar baktığımız zaman arkadaşlar devlet yönetimine ilgili kesin bilgiye ulaşmak mümkün. Peki atabeylik sistemi Osmanlı'da lalalık sistemine benzerdir. Peki hemen hatırlayalım. İlk Türklerde devletin hükümdarın çocukların ismi neydi? Tigin ya da Tekin. Hocaları kimlerdi? Ataman. Türk İslam devletlerine çocukların ismi ne? Melik ya da Şıhne. Hocaları Atabey. Osmanlı çocukların adı ne? Şehzade ya da Çelebi. Hocaları Lala'dır. Şimdi hükümdar çocukları devlet yönetiminde tecrübe kazansınlar diye eyaletlere ya da vilayetlere görevli olarak gönderilirler. Şimdi devlet güçlüyken atabeylik sistemi zarar vermemiş. Ama devlet zayıflayınca atabeyler bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bu da merkezi otoritenin zayıflamasına, devletin zor duruma düşmesine sebep olmuştur. Geldik orduya. Şimdi ilk Türklerde herkes askerdir. Ordu millet anlayışı vardır. Şimdi Karahanlı ordusunun temelinin Türklerden oluştuğunu görüyoruz. Biz ne demiştik arkadaşlar? İslamiyet'i kabul etmesine rağmen her alanda geleneksel Orta Asya Türk devlet anlayışını, Türk ordu anlayışını, Türk hayat anlayışını devam ettiren Karahanlılardır. Peki bunun haricinde baktığımız zaman bir takım yenilikler İslamiyet Devleti'nde görülmeye başlanacaktır. Bunlar hangisi? Öncelikle bakalım. Gazneli ordusunda savaş esirlerine oluşan bir sistem kuruluyor. Bunun adı gulam sistemidir. Peki gulamın Osmanlı'daki adı ne olacak benzeri? Pençik sistemidir. Arkadaşlar sakın ha bununla yani gulam sistemiyle
devşirmeyi karşılaştırmayın. İkisi farklıdır. Devşirme daha sonra ortaya konulmuş bir unsurdur. Şimdi demek ki gulam sistemine benzerlik gösteren nedir? Pençik sistemidir. Şimdi gulamhane adı verilen askeri ocaklarda yetiştirilen çocuklar ne yapılır? Görevlendirilir. Ve bunlar sultanı korumakla görevli olanlar olarak karşıda çıkarlar. Bunlara biz gulamanı saray deriz. Demek ki Türk İslam tarihinde gulam sistemini ilk kez uygulayan kimdir? Gaznelilerdir. Peki bunun Osmanlı'daki adı ne olacaktır? Pençik sistemi olarak karşımıza çıkacaktır. Yine Gazneliler ordularında filleri kullanmışlardır. Peki ordularında filleri kullanan Türk İslam devletlerini sayarsak hangileri bunlar? Gazneliler, Memlükler, Babürler, Timurlulardır. Tekrarlayalım arkadaşlar. Gazneliler, Memlükler, Babürlüler, Timurlular. Ve çok önemli bir unsurdur fil. Zira fil o dönemin tankları gibi karşımıza çıkacaktır. Peki Hassa ordusuna geldiğimiz vakit. Hassa ordusu Selçuklulara ilk kez Tuğrul Bey zamanında kurulmuştur. Hassa ordusundaki askere Bistegani adlı maaş 3 ayda bir verilir. Hemen bakalım. Gaznelilerde biz yeni bir sistem kurmuştuk. Adı neydi? Gulam sistemi. Peki gulam sistemindeki çocuklar, esir çocuklar eğitiliyor. Bunların hükümdarı korumakla görevli olanlarına biz gulamanı saray diyorduk. Bunlara da her 3 ayda bir ne veriliyor? Bistegani adlı maaş veriliyor. Peki Türk Büyük Selçuklar'da Hassa ordusu kurulmuş. Hassa ordusunu kim kurdu? Büyük Selçuklar'da Tuğrul Bey kurdu. Yine Tuğrul Bey Hassa ordusunu kurduktan sonra bunlara her 3 ayda bir ne verecektir? Maaş. Maaşın adı ne? Bistegani. Demek ki hem gulam askerlerine Bistegani maaşı veriliyor hem de Hassa ordusuna Bistegani maaşı verilecektir. Peki filleri ordusuna kullanan Türk İslam devletleri hangisiydi arkadaşlar? Gazneliler, Memlüklüler, Babürlüler, Timurlulardır. Türk İslam devletlerinin ordularında esirlerin oluşturulan gulamların yanı sıra Türkmenler, gönüllüler vesaire vardır. Peki gönüllüler dediğimiz zaman arkadaşlar bunlar savaşlara kendi istekleriyle katılan askerlerdir. Peki gönüllüleri kimler oluşturuyor genelde? Oğuzlar, Karluklar, Yağma Türkleri seçiliyor. Şöyle geçmişe yine döndüğümüz vakit ilk Türklerde ücretli askerlik var mı arkadaşlar? Yoktur. Ücretli askerlik sadece kimde görülür? Hazarlarda görülür. Ama dikkat edin, Orta Asya Türklerinde ücretli askerlik yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Ama kimde görülür dersek sadece Hazarlarda görülür. Neden? Ticaretle uğraştıkları için. Peki ilk Türklerde ücretli asker olan Türkler kimlerdi? Uzlar, kumanlar, peçeneklerdi. Kimlerdi? Uzlar, kumanlar, peçenekler olarak karşımıza çıkmıştı. Peki İktağ sistemi olarak karşımıza çıkan yeni bir sistem var. İktağ sistemini ilk kez Nizami Mülk tarafından oluşturulduğunu göreceğiz. Öyleyse İktağ sistemi ilk kez İslam tarihinde kimde ortaya çıkacak? Hazreti Ömer döneminde. Türk İslam tarihinde bunu ilk defa kim uygulayacak? Büyük Selçuklular. Kimin zamanında İktağ sistemi kurulacak? Melikşah döneminde. Hangi vezir döneminde? Nizami Mülk döneminde. Peki İktağ ne karşılığı verilirdi? Maaş ve hizmet karşılığı. Neye göre dağıtılıyor? Başarıya ve rütbeye göre. O zaman bu konuda şunu ifade etmekte yarar var. Demek ki iktidar sistemini Türk İslam tarihinde ilk uygulayan Türk İslam devleti Büyük Selçuklular, ilk uygulayan hükümdar Melikşah, ilk uygulayan vezir Nizami Mülk olarak karşımıza çıkacaktır. Peki ilk Türk İslam devletlerine donanma komutanına biz ne diyoruz? Emir-i Sevahil ya da Emirül Mağ diyoruz arkadaşlar. Peki ilk Türklerde donanma var mı? Yok. Neden yok? Deniz yok. Peki Büyük Selçuklu'da donanma var mı? Yok. Peki Türkiye Selçuklu'da donanma var mı? Var. O öyleyse şuna bakalım. Donanma komutanının adı Türk İslam Devletleri nedir? Emir-i Sevahil veya Reisül Bahr ya da Emirül Mağ'dır. Peki bunun adı Osmanlı'da ne olacaktır? Kaptanı Derya olacaktır. Türklerde denizciliğin başlangıcı Malazgirt Savaşı'dır arkadaşlar. Peki ilk Türk denizcisi kimdir? Çaka Bey'dir. Öyleyse tekrarlayalım. Orta Asya'da denizcilik yoktur arkadaşlar. Bunu unutmamak gerekiyor. Büyük Selçuk'a denizcilik yoktur. Ancak Türk denizcilik tarihinin başlangıcı Malazgirt Savaşı'dır.
Peki Osmanlı'da deniz kuvvetleri komutanı adı neydi? Kaptanı Derya. Peki ilk Türk İslam Devleti'nin deniz kuvvetleri komutanı adı nedir? Reisül Bahr, Emirül Ma, Emirül Sevahil'dir. İlk Türk denizcisi kimdir? Çaka Bey'dir. Peki Büyük Selçukluların askeri anlamdaki en büyük yenilgisi neydi arkadaşlar? Yeniliği ikta sistemi kurmalarıydı. Biz ikta sistemi ilk kez kimde görmüştük? Hazreti Ömer döneminde. Peki ikta sistemi ilk kuran Türk İslam Devleti hangisidir? Büyük Selçuklulardır. Hangi hükümdar zamanında? Melikşah döneminde. Hangi vezir döneminde? Nizamülmülk döneminde. Peki ikta ne karşılığı verilir? Maaş ve hizmet karşılığı. Neye göre dağıtılır? Başarıya ve rütbeye göre dağıtılır. Bunun Osmanlı'daki adı ne olacaktır? Dirlik olacaktır. Peki, şimdi ikta sisteminin özelliklerine baktığımız zaman, ikta ne karşılığı veriliyormuş? Maaş ve hizmet karşılığı. Neye göre dağıtılıyor? Başarıya ve rütbeye göre. Peki, ikta alan görevliler bu topraklarda oturuyor mu? Oturuyor. Toprağın ekilmesini sağlıyorlar. Aynı zamanda böylelikle ekonomiye katkı sağlıyorlar. Topraktan elde edilen gelir ve yöneticilerin maaşları ödeniyor. Demek ki devlet hiçbir masraf etmeden bölgedeki çalışan insanların maaşlarını ödüyor. Yine hiçbir para harcamadan devlet büyük bir ordu oluşturuyor. Yine burada Türk İslam kültürü ve ahlakı yayılıyor. Yine çok önemli arkadaşlar bizim için bu. Bölge imar ediliyor. Bölge mamur hale getiriliyor. Yani ihtiyaç karşılığında bölgeye evler yapılıyor, yollar yapılıyor, hanlar yapılıyor, hamamlar yapılıyor. Demek ki ikta şimdiye kadar baktığımız zaman bir, neye sebep olmuş? İkta hizmeti karşılığında bir defa memurların görevlerin maaşı ödenmiş. Devlet hiç para harcamadan büyük bir ordu kurmuş. Devlet hiç para harcamadan bölgenin güvenini sağlamış. Devlet bölgeyi imar etmiş. Bölge ekilip biçildiği için ekonomiye katkı sağlanmış. Yine aynı zamanda göçebe halkın yerleşik hayata geçmesi sağlanmış. Türklük ve İslamiyet yayılmış. Ve çok önemli arkadaşlar. Şimdi barış zamanında askerler bir arada kalmamış, topraklarına geri dönmüş. Böylece isyanların çıkması önlenmiştir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Daha sonra yine devam etmek üzere. İyi günler. Yapılıyor, hamamlar yapılıyor. Demek ki ikta şimdiye kadar baktığımız zaman bir, neye sebep olmuş? İkta hizmeti karşılığında bir defa memurların görevlerin maaşı ödenmiş. Devlet hiç para harcamadan büyük bir ordu kurmuş. Devlet hiç para harcamadan bölgenin güvenini sağlamış. Devlet bölgeyi imar etmiş. Bölge ekilip biçildiği için ekonomiye katkı sağlanmış. Yine aynı zamanda göçebe halkın yerleşik hayata geçmesi sağlanmış. Türklük ve İslamiyet yayılmış. Ve çok önemli arkadaşlar. Şimdi barış zamanında askerler bir arada kalmamış, topraklarına geri dönmüş. Böylece isyanların çıkması önlenmiştir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Daha sonra yine devam etmek üzere. İyi günler.